Aslında resim eğitimi aldım. Kendimi sonunda heykelle uğraşırken bulacağımı hiç düşünmezdim. Heykel dilini kullanarak kamusal alanlarda bir şeyler yaratma olanağı olması gibi bir avantajı var heykel yapmanın. ...1970 yılında Johannesburg'da doğan ödüllü sanatçı Marco Cianfanelli'nin işleri Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika'daki koleksiyonlarda bulunuyor. Sanatçının bugünün dünyasında sanatın amacı ve rolü hakkında sorular soran çalışmaları, farklı ölçekleri ve geniş malzeme yelpazesiyle bütün insan etkinlikleri ve deneyimlerinin birbirine bağlı olduğunu vurguluyor. Sanatçı projelerini sıklıkla halka açık mekanlara taşıyor. Heykelleriyle mimari ve kamusal alanları kucaklıyor. Marco, Güney Afrika'daki Özgürlük Parkı'nı tasarlayan ekibin bir üyesi ve Nelson Mandela'nın tutuklanmasının 50. yılı anısına yapılan 10 metre uzunluğundaki tahliye portre heykelinin yaratıcısı. İnsan ve malzeme arasındaki ilişkiyi gözlemlemek için Marco'yla yaşadığı şehir Johannesburg'da buluşuyoruz. Hayatımda bazı büyük anlar vardı. 1980'lerin ortalarında Güney Afrika'da birçok karışıklık, birçok hareketlilik vardı. Bir devrimden genç bir demokrasinin doğduğu bu dönemin ortamında üniversiteye gittim ve sanatla entelektüel bir ilişki kurmaya başladım. Öncelikle bir sanatçı olarak kamusal alan için işler yapıyorum. Kamusal çalışmalar yaparken hissettiğiniz bir sorumluluk duygusu veya olumlu bir baskı var. İnsanlar çalışmanıza yatırım yaptığında kamusal alana bir şey koymaktan gelen bir sorumluluk ve onur var. Ben bunu çok ciddiye alıyorum. Şu anda ilgilendiğimiz bu çevrene, ne hakkında, tarihine gibi sorular soruyorum ve bu sorulara yanıtlar bulmaya çalışıyorum. Bunun sonrasında da benim için önemli olan birçok insanın farklı düzeylerde erişebileceği bir iş ortaya koymak. Johannesburg'da sulh ceza mahkemesinin dışındaki alan için farklı sanatçılardan öneriler alınan bir proje vardı. Bu alan şu anda bir müze olan ve zamanında Mandela'yla Tambo'nun avukatlık yaptığı yer olması gibi tarihsel bir önemi olan eski hukuk müşavirliğinin karşısında yer alıyor. Bu alanda dolaşıyordum ve Mandela'nın antrenman yaptığı fotoğrafı gördüm. O anda bu görüntünün değişik nedenlerle o alan için mükemmel bir metafor olduğuna karar verdim. O alana yaptığım çalışma bu düşünceden doğdu. Bu düşüncenin heykel diline çevrilmesiyle ortaya çıktı. Mandela'nın 1962'de tutuklandığı yerde yaptığım heykel benim için çok anlamlı oldu. Bir gün uyanıp Mandela hakkında heykeller yapacağım demedim. Mandela çok önemli bir figür olduğu için bir sanatçı olarak onu konu alan çalışmalar yaptığınızda duyarlı ve dikkatli olmalısınız. Benim için her zaman değerli olan şey insanlardan gelen hiç beklemediğim tepkiler. Tutuklama alanındaki heykel, tahliye birçok insanı etkilemiş gibi görünüyor ve bunu anlamlı bir biçimde ifade ediyorlar.
Bu etkinin derecesi benim için gerçekten çok beklenmedik oldu. Büyük ölçekli çalışmalar yapmayı seviyorum. Çünkü bunlar insanları cezbediyor ve onlara ilham veriyor. Zihnin asması, karmaşıklığı yüzünden benim en sevdiğim heykellerimden biri. Açık alanda duruyor. Altında yürüyebiliyorsunuz. Kafanızı kaldırdığınızda onu üzerinizde görebiliyorsunuz. Ayrıca yoğun bir bilgi, bir metin içeriyor ve bu yalnızca üzümle, şarapla ilgili değil. Bu baktığınızda oldukça hareketli olduğunu görebileceğiniz ve okuyabileceğiniz bir heykel.